Avrasya gündeminin bu bölümünde Semerkant'ta önemli bir kongre düzenleniyor. Dünya müzelerinde korunan Özbekistan'a ait eserler uluslararası bir kongrede Semerkant'ta değerlendirildi. Üniversite öğretim üyesi, Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Demirci Semerkant'tan yayınımıza katılacak. Şahruk Bek Alimov'un yanında şu an. Hemen biz de dönelim o noktaya, sözü onlara bırakalım. Özbekistan'ın kültür başkenti Semerkant'tayız. Semerkant bugün uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapıyor. Özbekistan'ın kültürel mirası yeni bir Rönesans temeli adlı konferansta yurt dışından ve yurt içinden birçok bilim insanları katılıyor ve Özbekistan'ın kültürel mirasının dünya gelişimine ve dünya temedününe, dünya uygarlığına katkısı hakkında konuşmalar yapılıyor. Çok önemli bir yayın konuğumuz var. Selçuk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mustafa Demirci hocamızla bugünkü toplantı, yani bugünkü kongre ve genel olarak Özbekistan kültürel mirası tarihte ve bilim dünyasında ne anlatıyor? Ben uzun zamandır İslam medeniyeti üzerine kafa yoran, çalışan bir hocayım. Ama son 10 yılım Maveran-Nehir ve bu bölge üzerine yoğunlaşıyor. Çünkü baktığımız zaman İslam medeniyetinin bütün büyük gelişmeleri bu coğrafyadan çıkmış. İslam biliminin iki tane büyük beyni buradan çıkmış. Harizmi ve Biruni. İslam tıbbının büyük üstadları buradan çıkmış. İbn Sina ve Razi. Tasavvufun büyük bölümü buradan çıkmış. Abdülhalik Gucduvani, Şah-ı Nakşibendi, Necmeddin-i Kübra, Ahmedi Yesevi. Bu yönüyle başka bir ciheti var. Bunun yanında İslam mimarisinin en görkemli eserleri yine buradan çıkmış. Bu listeyi çoğaltabiliriz. O zaman şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. İslam medeniyeti ana atılımlarını, büyük hamlelerini doğuda yaptı ve burada yaptı. Bu yakın zamana kadar çok da bildiğimiz bir konu değildi ama önümüzde bir realite var. Baktığımız zaman dünyanın hiçbir coğrafyası, İslam coğrafyasının hiçbir bölgesi bu kadar yoğunlukta, bu kadar büyük beyin çıkarmış değil. Özbekler büyük bir tarihi birikimin, medeni mirasın üzerinde oturuyorlar. Bu toplantılar bunun farkına vardıklarını gösteriyor. Çok sevindirici ve mutluluk verici bir gelişme bu. Bunun tabii yüzeysel değil, daha derinlemesine, daha köklü devam etmesini bekliyoruz. Bu tür toplantılar sadece seremoniler, gösteriler, böyle kısa vadeli toplantılar değil, uzun soluklu yuvarlak masa etrafında derin tartışmaları hak eden toplantılar ve bu şekilde gitmesi lazım. Güzel bir başlık atmışlar. Yeni bir Rönesans'ın kökenleri diyorlar. Büyük bir iddia. Bu şu demek, Özbekler biz bu coğrafyada geçmişte büyük babalarımızın, atalarımızın ne yaptıklarını, ne yazdıklarını, ne tartıştıklarını biliyoruz. Ve bunların üzerinden devam edeceğiz diyorlar aslında. Hocam, evet çok doğru söylüyorsunuz ve bu konuyu uzun uzun konuşabiliriz. Fakat kısa bir cümleyle bu tür kongreler, bu tür toplantılar bilim dünyasına ne gibi bir katkı sağlayabilir ve ortada bir kaynaşma oluşuyor değil mi? Şimdi iki gündür biz kaldığımız otelde en erken 2'de, 2.30'da, 3'te yattık. Buraya gelen bilim adamlarıyla bunlarla her zaman her fırsatta görüşme, konuşma, tartışma fırsatımız olmuyor. Sadece bu salonlarda olmuyor aslında görüşmeler. Akşam otelde, yemek masasında, otobüste bir yere giderken pek çok bilgi alışverişi oluyor, sirkülasyon oluyor. Bu anlamda bu toplantılar alanın uzmanlarını bir araya getiren, çalışanların birbirleriyle temas kurmasını sağlayan çok ciddi bir etki yapar ki bu bir bilim adamı için olmazsa olmaz, son derece de hayati meseledir. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Evet, Selçuk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mustafa Demirci ile birlikte bugünkü Semerkant'tan düzenlenen Uluslararası Kongre'ni değerlendirdik ve sözü tekrar size bırakıyoruz. Sayın Demirci'ye biz de teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Türk dünyasından notlar böyle.